Ama ondan önce bir Norsiyem'e dönelim. Norsiyem Genel Müdür Yardımcısı Maher Marzuk bizimle birlikte. Hi Mr. Marzuk. Merhaba Sayın Marzuk. Merhabalar. Well, thanks for joining our Çok program. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Obama'nın kararını sormak istiyorum. Çünkü Janet Yellen'ı bir aday gösterecek so Fed Başkanı olarak. Ama acaba bu Orta Doğu'daki piyasaları nasıl etkiler? Öncelikle bütün dünya yakından takip ediyor bu aday gösterilmeyi ve doğrulandıktan sonra bence Orta Doğu gelişen ülkeler gibi aynı şekilde aslında korkuyordu, tedirgindi parasal genişlemeden çabuk çıkılmaya karşı ama Yellen aslında Bernanke ile benzer düşüncelere sahip parasal politika üzerinde. Dolayısıyla Orta Doğu'da ve gelişen ülkelerde eğer adaylık kesinleşirse o zaman insanların beklediği kadar hızlı bir şekilde bitmeyebilir, sonlanmayabilir parasal genişleme. Yani bu da iyi haber olacaktır gelişen ülkeler için ve Orta Doğu ekonomileri için. Ve tabii Amerika'nın toparlanması herkesin işine gelecektir. Peki ikinci olarak petrol fiyatlarını sormak istiyorum size. Çünkü yeni tahminler var petrol fiyatları ile ilgili. Mesela Brent'te ve WTI'daki fiyatlar düşecektir deniliyor dördüncü çeyrekte ve önümüzdeki yılın birinci çeyreğinde de. Siz petrol fiyatlarının geleceğini nasıl görüyorsunuz? Tabii fiyatların düşeceği çok da gizemli bir şey değil. Henüz yaşanmadı sadece. Baktığımız zaman şimdi Libya üretimi daha yüksek seviyelerde gerçekleştirirken bir yanda da politik gerginlik yaşanırken Orta Doğu'da bu gerginlik yatışırken bu tabi İran ve Amerika arasındaki ilişkileri de geliştirebilir ve Suriye'ye bir müdahale olasılığı da azaldıktan sonra fiyatlar düşmeyi sürdürecektir yakın gelecekte de ve ben 100 doların altını görürsem çok da şaşırmayacağım. Tabii 2014'te de 90 dolar hatta daha altını dahi görebiliriz. Söylediğim gibi talep değişti ve tabii politik gerginin azalması da gidişatı değiştirdi. Peki politik riskin fiyatlanmış olduğunu ve politik risklerin son haftalarda azalmış olduğunu onaylar mısınız? Siz önümüzdeki haftalarda da böyle olur mu? Politik gerginlik ciddi şekilde azaldı ve bu da fiyatları etkilemiş durumda. Yani petrolde trend aşağı yönlü olabilir ve pek çok emtiyada da altın da buna dahil olmak üzere aşağı yönlü gidebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Maher Marzu'yu da dinledik. Önce Londra sonra Kuveyt, hadi yeniden Türkiye'ye dönelim derken biz Murat Salar'la sohbetimize devam